Motor Muhabbetinden herkese merhaba. Bugün günlerden kronik günü. Aha vurduk. Son zamanlarda çok fazla konuşulan bir şey üzerine şu anda bu videoyu çekiyoruz. Küçük bir motovlog çekiyoruz. Adı kronik problemler. Çok fazla insanın ağzında, dilinde kronik lafı dolaşmaya başladı. Nereden, nasıl çıktı hiçbir fikrim yok. Her motorun kronik problemleri olduğunu düşünüyorlar. Yani kronik problemi olmayan motor yoktur. Bunu söyleyince kronik problemin ne olduğunu bilmeyen ve kronik problemi yanlış anlayan arkadaşlar da motorları almaktan vazgeçiyorlar. Diyorlar ki abi onun kronik problemi varmış. Bu kronik problemlerden biri mesela. Çok gazlayınca racing motor kırılıyor. Hangi motordan bahsetmişler, örnek veriyorum. ZX6, altındaki motorun yenisi. Abi çok gazladık, motor kırıldı. Bu bir kronik problemmiş, öyle dediler. Neye göre? Adam almış motoru, ilk 1000 km daha rodajı yapmamış, gazlamış, yapıştırmış, 300 denemiş, motor kırılmış. Diyorlar ki kronik. Kronik problemin arkadaşlar bir sözlük anlamına bir bakınız. Devamlı problem, yani halledilemeyen, fabrikasyon hatası problem anlamına geliyor. Yani bir kişi bu problemi yaşadı, bir kişi daha yaşadı, heh tamam kronik. Ama diğer 1 milyon satışta herhangi bir problem yaşanmadıysa bu kronik bir problem değildir. Bunu lütfen bir arkadaşınıza, tanıdığınıza, eşinize, dostunuza anlatın. Onlar da o şekilde anlatsın. Çünkü eğer sürekli kronik problem koyarsak bütün motorlara, gençler hiçbir motoru alamaz hale gelecekler. Canlı yayın yapıyoruz. İşte diyorum ki mesela Bajaj Dominar 400 düşünüyorum. Ya diyorum ne güzel abi ama kronik problemleri varmış. Neymiş? Yağlamayı kesiyormuş abi. Kimden duydun? İşte bir tane servis öyle dedi. Kaç kişi de olmuş? İşte bir kişi de olmuş. Adam sonra çok zor durumda kalmış. Parça bulamamış, o yüzden ben vazgeçtim motoru. Lan kronik problem dediğin, örnek vereyim mesela, çok sivri uç bir örnek. MT-09'larda tas sesi çıkıyor. Bu kronik bir problem adı altına sokabilirsiniz. Bence kronik bir problem sınıfına çok da giren bir şey değil ama sokulabilen bir şey. Neden çok da girebilen bir şey değil diyorum. Çünkü şu sebepten. Tas sesinin çıkması için normal kullanışta herhangi bir problem yaşanmıyor. Tas sesine çıkması için sizin o motoru güzelce bir sıkıştırmanız gerekiyor. Tas sesi de neden çıkıyor? Tasın içindeki yaylar sıkıştıkça sıcaktan, efendime söyleyeyim çok gaz sert bırakmaktan, sert açmaktan artık mukavemetini kaybediyor. Ondan sonra sallanmaya başlıyorlar tasın içinde. Bu da tas sesi yaratıyor. O noktada da kronik bir problem oluyor. Ama normal kullanımda senelerce MT-09 kullanan arkadaşlarım var. Hiçbirinde ne tas sesi ne tas problemi oldu. Hiçbiri yaşamadı. Neden yaşamadı? Çünkü düzgün bir şekilde, hafif bir şekilde kullandılar aleti. Bu tas sesini çıkaracak kadar zorlamadılar. Sonuçta da tas sesi çıkmadı. Yine de kronik midir? Olabilir. Çünkü 09 aldığınız zaman o motoru biraz sıkmak istiyorsanız, sıktığınızda da bu ses çıkıyorsa, örnek veriyorum, bu olabilir. Ama bir motorla alakalı bir problem yaşanmış, sonra ikinci problemi de biri yaşanmış, bundan önceki 1 milyon kişi sayılmıyorsa o kronik bir problem değildir. Birkaç tane de örnek eklemek istiyorum. Mesela geçmişte duyduğumuz kronik problem olarak sınıflandırılan şeyler. CBR250'ler krank kırıyor, krank kilitliyor. Bir. İkincisi GS1200'ler zamanında yaşanan bir şey. Ön maşadan ayrılıyor, kırılıyor, paramparça oluyor. 3. ER6'ların eskilerinin hepsi yağ yakıyor. Aynı şekilde Binarar'lar hepsi yağ yakıyor. 2012'den önceki kasa olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Onların hepsi yağ yakıyor. 4. Geçmişte çok büyük olay olmuş bir kronik problem. Bajajlar ön jant kırıyor. Arkadaşlar kazada ön jant kırması kronik bir problem değildir. Durduk yere yolda giderken jant parçalanıyorsa bu bir problemdir. Kroniğin sözlük anlamına gelecek olursak da halledilemeyen ve sürekliliği olan problem anlamına geliyor. Kronik hastalıklara bakın, genetik olur. O konuyla alakalı bir şey yapamazsınız. İlaç kullanıp bir şekilde normal düzeyde tutmaya çalışırsınız sağlığınızı. Bu şekilde de hayatınızın sonuna kadar devam edersiniz. Eğer bir problem halledilebiliyorsa ve çözümü varsa bu kronik değildir. Maalesef sizden tek ricam şu. Ülkemizde sadece yaşanıyor bu kronik hastalık, kronik problem problemi. Yurt dışında böyle bir şey yok. Yurt dışında çözüm üretiyorlar. Ülkemizde suçlayıp bir şekilde motoru ya karalama yöntemine gidiyorlar ya da işte alınmayacağını söyleyerek çok biliyormuş gibi hareket ediyor çoğu insan. Ya ben o motoru biliyorum, o zaten şöyle diyor. Ya kendi motorunu pazarlamaya çalışıyor.
yani benim motorum daha iyi demeye çalışıyor. Eğer motor satıyorsa da bunu size söyleyen biri, büyük ihtimal o motoru değil, gel bizden motor al demeye çalışıyordur. Sizden ricam şu, yurt dışındaki kaynakları araştırın. İngiltere'de, Avrupa'da çok güzel federasyon çatır çatır çalışıyor. Herhangi bir motorda kronik bir problem varsa zaten belgeli olarak belirtiyorlar ve ciddi bir problemse, yani herkesin başına gelecek ve hayati risk olabilecek, sizi zor durumda bırakabilecek maddi manevi bir problem varsa da hemen geri çağırımı açıyorlar. Bunların linklerini ben aşağı koyacağım. Oradan kendi motorunuzla alakalı merak ettiğiniz bir şey varsa açıp bakabilirsiniz. Çalışmanızı yapın. Eşinizin, dostunuzun, ustanızın, bakkalınızın söylediği şeylere inanmayınız. Bir motorda problem varsa bu her türlü belgelenir çünkü. Bu bilgileri size verdikten sonra ne yapabiliriz? Kendinize, motorunuza, ekipmanlarınıza ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Onlar da size iyi baksın diyebiliriz. Motorcu Muhammed'inden bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere.